32 yıl önce yaşanan büyük acı hiç dinmedi. Yaşananlar şüphesiz ki unutulmadı. Katliamın 32. yılında kayıplar anılıyor. TRT muhabiri Fatih Avanos Bakü'deki törenleri takip ediyor. Ayrıntılar için sözü Fatih'e bırakalım. Azerbaycan 32 yıl önce Hocalı kasabasında hayatını kaybeden, vahşice katledilen vatandaşlarını anıyor. Başkent Bakü'deyiz. Hocalı abidesinin önündeyiz. Binlerce insan sabahın erken saatlerinden itibaren bu noktaya geliyor ve üzerlerinde isimleri yazılı Hocalı abidesine karanfil bırakıyor. Dualar gönderiyor ruhları için, aziz sivil şehitlerin ruhları için. Gerek devlet erkanı, devlet kurumları, kuruluşları, gerekse de sivil toplum kuruluşlarıyla çok sayıda vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren gördüğünüz gibi ellerinde karanfillerle aziz şehitlerin ruhlarına saygılarını gösteriyor ve karanfil bırakarak hayatını kaybedenleri anıyor. 26 Şubat 1992 tarihinde 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü daha körpe çocuk, 613 sivil vahşice bir gecede katledilmişti. 1275 kişi rehin alınmış, yine 1000'in üzerinde kişiden de haber alınamamıştı. Çok büyük bir trajedi yaşadı Azerbaycan 32 yıl önce ve o gün o trajediyi yaşayanları unutmadığını, unutturmadığını göstermek için binlerce Azerbaycanlı sabahın erken saatlerinden itibaren bu noktayı ziyaret ediyorlar. Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı. 92 tarihinde 26 Şubat'ta sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz denildi. O gün yaşanan vahşet insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir denildi. Yapılan açıklamada Hocalı'da öldürülen 613 kardeşimizin ve o gün yaralanan, esir alınan veya kaybolan tüm Azerbaycanlıların acısı hala yüreğimizdedir denildi ve Hocalı katliamında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor. Azerbaycan halkına taziyelerimizi yineliyoruz denildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Genciyle yaşlısıyla 7'den 77'ye 10 binler Hocalı abidesinde bu yıl bir ilk yaşanacak. Bu yıl artık Hocalı Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şu anda da Hocalı'da. Hem orada Hocalı Abidesi'nin, orada yerinde yapılacak Hocalı Abidesi'nin temelini atacak, hem de 32 yıl sonra ilk kez Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hocalı'da hayatını kaybedenleri söz konusu o noktada anacak. Bu da çok önemliydi. Azerbaycan artık Karabağ'ın birçok noktasında tam anlamıyla denetimini sağlamış ve artık gözler orada o katliamı yaşatanların uluslararası adaletin önüne getirilmesindeydi. Hocalı'ya adalet haştağıyla yine tagıyla da Azerbaycanlılar bu noktada uluslararası kamuoyuna seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Diyelim Bakü'de son notlar bu şekilde, sözü yeniden size bırakalım.